kadar yaparsa yapsın. Kaç yüz bin dolara satarsa satsın. Zarar, zarar, zarar. Tok budur. Tok kocaman bir kazıktır. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Başka bir kazık daha var. Orada da bir kara delik var. Şu anda propagandayla Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'yla e, götürülüyor. Dediklerim dikkate alınmış olsaydı, Türk tarımı öldürülmemiş olsaydı, bugün ekmek fiyatlarında dövize bağımlılığımız olmazdı. Türkiye'de yenen 3 ekmekten 2 tanesi ithal buğdayla yapılıyor. Anadolu'da yaşıyorsunuz. Neresinde eksant fışkıran bereketli topraklarda yaşıyorsunuz ya? Utanın be. Anayasaya sahip çıkın. Anayasanın olmadığı yerde cumhuriyete nokta koymuş olursunuz. size bir son olarak TOG'u soruyorlar. Bir de Cem Bey'i sizi siyasete motive eden sebep ne merak ediyorum demiş bir izleyici de. bir TOG... <laughs> ne, ne diyeyim? fabrikası gö gösterilmeyen, fabrikası gösterilmeyen toplama parçalardan yapılmış olan bir otomobil. ...üretim bandını gören oldu mu? Yani olduysa bize yazsın. Ben e, olmadığı kanaatindeyim. Bir de bir şey söyleyeyim size. Bütün dünyada... ...Economics of Scale... ...Scale of Economics diye bir şey vardır. Hı hı. Yani belli bir ürünü... ...belli bir adedin altında üretmeye... ...kalktığınız zaman... ...gırtlağınıza kadar zarar edersiniz. Ancak o fabrikanın... ...bilmem kaç milyon adet... ...üretebiliyor olması lazım. Bunun en basit örneklerinden bir otomobil dünyasından verelim. Zamanının Rolls Royce'ları, Bentley'leri, Lamborghini'leri niye hep büyük otomobil firmaları tarafından satın alınmak zorunda kaldı? Çünkü Rolls Royce 50 tane otomobil yapıyor. Ne kadar yaparsa yapsın. Kaç yüz bin dolara satarsa satsın. Zarar, zarar, zarar. Çünkü yeteri kadar sürümü yok. Siz 3 bin tane, 5 bin tane, 10 bin tane, 50 bin tane yapsanız ne yazar? Hiç sadece zarar, zarar, zarar. Ha buna nasıl finanse ediliyor biliyor musunuz? Milletten çalınan paralar bu müteahhitlere, bu hani sözde baba yiğitlere ortumlanıyor, veriliyor. Onlar da milletten çalınan paralarla kendilerine verilen talimatlar çerçevesinde yatırım yapmış gibi bir rol oynuyorlar. Göstermelik hareketler yapıyorlar. Bütün bunların faturası sokaktaki vatandaşa enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı olarak geri dönüyor. Tok budur. Tok kocaman bir kazıktır. Ben size bir şey daha söyleyeyim, başka bir kazık daha var. Ne? Hiç hiç kimsenin sorgulamadığı bir kazık var. Şu bayraktarın, bayraktarın şu dronlarına bir bakmak lazım. Kaça kaça mal oluyor tanesi? Oraya savunma sanayi müsteşarlığından, savunma sanayinden kaç yüz milyon dolar fon akıtıldı? Bir bakmak lazım. Onun alternatif maliyetleri nedir? Bir incelemek lazım. Orada da bir kara delik var. Şu anda propagandayla, Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'yla e, götürülüyor. Az evvel sorduğunuz soruya da e, e, döneyim. Beni siyasette ne motive ediyor? Bir de şunu ekleyebilir miyim ya az daha unutuyordum. Ekmek e, fiyatları zaten şeyin e, Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına da sebep olan ekmek 7,5 lira oldu mu olacak mı bilmem ne tartışmalarıydı. Macaristan bu işi zamları yasaklamakla çözüm buldu. <gülüyor> <gülüyor> çözüm değil elbette. Dolayısıyla e, al bir numara, bir de al dedi bu de. Siz daha önceki yayınlarımızda ekmeği yıl sonunda 10 lira bile görebilirsiniz demiştiniz. O 10 lira arası olur diyordum. Oraya gidiyor. Hmm. Oraya gidecek. Bağladım. hayatın bazı gerçekleri var. Siz sizinle yaptığımız ilk programda yalınmıyorsam Mart ayında yaptığımızda bana söylemiştiniz. 2007'de mazot 1 lira olacak demiştiniz diye. Evet. O gün o gün dediklerim dikkate alınmış olsaydı, Türk tarımı öldürülmemiş olsaydı bugün ekmek fiyatlarında dövize bağımlılığınız olmazdı. Buğdayı ithal etmek zorunda kalmazdınız. Türkiye için buğda ithalatı yüz karasıdır. Yüz karası. Yüz karasıdır. Siz ekmeğinizi dolarla yiyorsunuz bugün. Ve inanın bunu daha önce de söyledim ben. Türkiye'de yenen üç ekmekten iki tanesi ithal buğdayla yapılıyor. Siz, ya siz nesiniz ya? Siz 20 senedir bu ülkeyi yönetiyorsunuz kardeşim. Siz bu ülkeyi, bu devleti ekmek üretemez hale soktunuz ya. Buğday üretemez hale soktunuz ya. Geçenlerde okudum 12 milyar dolar küsbeye, 7 milyar dolar kepeye para vermişiz biz. 19 milyar dolar. Biri misiniz ya? Anadolu'da yaşıyorsunuz. Neresine eksen fışkıran bereketli topraklarda yaşıyorsunuz ya? Utanın be. Utanın. Tarım bitti, beton Beton yiyin diyor. Evet. Utanın. Onun için söylüyorum Bahar ın. Bakın, buradan bütün muhalefet partilerine sesleniyorum. Allah rızası için bu cumhuriyetin anayasasına sahip çıkın. Anayasaya sahip çıktığınız zaman bu millete sahip çıkacaksınız. Siz kazanmışsınız, ben kazanmışım. Hiç umurumda değil. Türkiye kazansın. Bu millet beton yemek değil ekmek yer hale gelsin tekrar ekonomik olarak. Siyaseti de bunun için yapıyorum. Ülkemi seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Peki, e, TMSF'nin açıklamaları için ne düşünüyor başkanım diye cevap vermek istiyor musunuz? Bilmiyorum, sormuş. Son olarak başka bir şey yok. Ne söyleyeyim? Hırsızlar çetesinde muhatap almayı düşünüyorum. Onlar zaten onlar zaten dünyanın en büyük davasında dolandırıcılıktan, hırsızlıktan, sahtekarlıktan yargılanıyorlar. Yargıda hesaplaşıyoruz. Ben onları muhatap bile almıyorum o hırsızlar gürültü Peki, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok yok, çok teşekkür ediyorum bütün program için. Tekrar söylüyorum ve buradan bütün hem milletime hem Türkiye'me sesleniyorum. bütün muhalefet partilerine sesleniyorum. Anayasaya sahip çıkın. Anayasanın olmadığı yerde Cumhuriyet'e nokta koymuş olursunuz. Anayasa 101'e sahip çıkın ve bu millet kini istiyorsa başında anayasa çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde en doğru seçimi yapacaktır. Peki. Çok Hadi. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar e, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için ayrıca beğenilerinizle emeğimize destek olursanız seviniriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın. İyi akşamlar.